Şimdi Bahçelievler'in oraya doğru bir tırmanalım. Daha doğrusu Medikan'ın oraya. Ben şimdi Memorial Hastanesi'nin önündeyim. Buradan oraya kadar bir rampa var. Bir de bu Xiaomi'nin uygulamasıyla yüksekliği alabilir miyim bilmiyorum. Bakacağım ona da. Evet. Çift tekere aldım. Buradan o Medikan'ın oraya kadar tırmanacağız. Yerler yağışlı, ıslak. O yüzden kedi dikkat etmek lazım. Elim tapa gazda değil. Sabah tercih ediyorum buradaki yolları. Şimdi şurada yol düzlenecek. Orada gene tek motoru alırız. Normal hani sürüş şeyim benim bu. Karakteristiğim bu. Bu arada gidon dikmesi için bu Loctite benzeri bir ürün aldım. Loctite çok pahalı. Şu anda onu deniyorum. Sallanıyor yani gidon. 1-2 milim falan oynuyor aslında. Sallanıyordan kastım o. Ama taktınız mı takıyorsunuz. Tek motoru aldım. O şu anda birazcık daha tuttu çünkü elimdeki Loctite sanırım tarihi geçmiş. Bir 10 senelik falan Loctite'm vardı benim şeyde. Dolapta. O gitmiş. Onun yerine bunu aldım. Fena değil. Hani eğer başarılı olursa şeyini söylerim. Nalburlardan bulacağınız. 70 liraya falan aldım böyle. Bayağı bir 25 mililitre falan bir şeydi. Kutuydu. Yine çift tekere aldım. Burada da bir ufak rampamız var. Bu da yaylaya çıkartacak bizi şimdi. Elim kapa gazda değil, 27'yi görmüşüm. 27'de tabii ki daha fazla enerji harcıyor. O yüzden kıstım. 22'lerde falan işte tırmanmadım. Hani açsam muhtemelen bir 27-30'lara dayanıyor hızı. Burayı da rahat çıkardı. Yani benim derdim böyle bir tane rampa o atıyorum 50 derece ki kimse derece koymuyor. Bilmiyoruz hangi derecelere tırmandığımızı. İşte orayı çıkalım. Oraya çıkıyorsa o tamamdır. Yani normal sürüş karakterinizi sergileyen rotalarda sürüş yapın abi. İşte benzer rotaları kullanan arkadaşlar da veya bilen arkadaşlar da başka marka scooter'ı aynı şeyde rotada deneyebilir, tahminleyebilir, karşılaştırabilir. Benim derdim o yani. Kalkıp da askeri bir kamptaki 30 derece, 50 derece, 100 derece falan şeye tırmanmıyoruz. Yani düz duvara tırmanmıyoruz. Şu anda tek tekerdeyim gene. Gayet güzel. Gidon iyi. Hani en azından o vidalar şu anda bu sürdüğüm Loctite'la yoksa şimdiye gene gevşemişti. Ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da gene ufak karşıda bir rampa var. Oraya da çıkacağız.
arkamızdan gelen büyük kamyon. Tabi böyle 34'leri falan görüyorum yani şu anda Moduki'de. Yokuş da olsa. 35'te falan şu rampayı, hafif rampayı çıkabiliyorum. Medikanın oraya geldik arkadaşlar. Hani burası Haznedar Meydan, Haznedar Meydan diyorum. Haznedar'ın o bahçenin olduğu yer, aşağısı Kale Center'a gidiyor. Yani %30'unu kullandığım bir pille yaptım bunu, testi. Hani %70 falan var görünüyordu pilin içinde. Bunu da hani pili harici ölçerek görebiliyorum. Yoksa uygulama falan bana herhangi bir bilgi vermiyor. Pilin voltajı ile alakalı. Umarım ilerleyen zamanlarda biz pil voltajını da görürüz. Yine tek tekere aldım. Bir arkadaş ismini unuttum, bir fren şeyi soruyordu. Yani durmak istiyorsam önce çok abartı hızlı gitmeyeceğim. Sonra yavaş yavaş şöyle motor frenin devreye girdiğini hissettiğim an iki freni de böyle limon sıkar gibi, Allah rahmet eylesin. Altın elbiseli adam vardı, hani motor camiasının tanıdığı süper bir insan. İki motor kazasında kaybettik onu. Hani mekanı cennet olsun, arkadaşı da almış olalım. Kardeşimiz de, abimiz de almış olalım. Hani biraz ondan, biraz işte atıyorum birkaç tane daha iyi değerli bir abimiz var, onlardan öğrendiğimiz tarzda motordaki sürüş tekniğimizi doğru hareketlere doğru çekmek istiyorduk. Ona da buradan tekrar Allah rahmet eylesin demekte fayda var. Yine iki motoru aldım. Tek teker. Ben de dedim ki niye hızlı gidiyor? Bu da işte geldiğimiz yol. Yerler ıslak, akıllı gitmek lazım. Ben az sonra sürüşü sonlandırayım. Bundan sonra rampa aşağı zaten. Yine yavaşlarken iki tane maneti, fren manetini de eş sıkıyorum. Herkese kolay gelsin.